Mami'nin buradaki dayalı döşeli evi var ya. Artık o ev olmayacak. Arabamda bir ton masraf çıkardın. Lan dur! İntikamım çok büyük olacak. Her şeyi yüz yüze açıklayacağım Engin. Aa, abi. Lan eşyalar nerede? Lan ne yaptınız buraya? Şey, gerçekten sinirleniyorum. Bir daha ben uğraşmam abi. Merhaba sevgili dostlar. Efsane bir videoyla karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Mami'nin babası Alemmi'nin evinin önündeyiz. Sessiz konuşmam gerekebilir. Biliyorsunuz Mami Adana'da, orada oturuyor. Burada da evi var Osmaniye'de. Buradaki evin yedek anahtarı da Alemmi'de. Ne olur ne olmaz diye bırakmış. Şimdi biz o anahtarı alırsak Mami'nin buradaki dayalı döşeli evi var ya, o hafta sonları gelip kaldı. Artık o ev olmayacak. Arabamda bir ton masraf çıkardın. Paramparça oldu lan. Lan paramparça oldu. Lan dur. Bugün o masrafın hepsini senden almazsam bana sefakındır demesinler. Onun videosunda da söylemiştim arkadaşlar. İntikamım çok büyük olacak demiştim. Aramızda anlaşmıştık. Kimse kimsenin malına zarar vermeyecekti. Anlaşmayı bozan sensin Mami. Ve bunu yapmakta haklı mıyım, haksız mıyım? Hepiniz yorumlara yazın. Öyle bir intikam alacağım ki. Dünyada tek. İnşallah Alem anahtarı verir. Evin anahtarını alırsa ama mecbur verecek. Çünkü parayla geldik. Yüklü parayla geldik. Alem'in aklına çıkacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Murat. Ya hoş geldiniz de ya bu ne? Geç anlatacağım. Bu video ayağı varsa ben yiyorum biz videoda. Yok anlatacağım. Ben kasıklanayım ya. Öyle bir şey değil. Sürpriz. Mami yok. Sana zarar veren kim? Mami. Şimdi Alemmi'cim, sebebi ziyaretimiz belli. Mami'den intikam alacağız. Sen geçenki videoda da vardın, arabamın üstüne çıktı ya. Sen ne dedin bana? Yeğenim bu yapılır mı dedin. Benden yana oldun, doğru mu? Aynen he. Şimdi benim intikam almam... Arabanın üstüne çıktı arabayla. Haşat oldu araba. Şimdi ben bu Mami'den intikam alayım mı? Sen bak babasısın ama kayırmak yok oğlum diyor. Yok. Daha kayırmam. Her türlü beni fıstıkladı bu. Beni mahvetti. Bir de avrakla dövüştürdü kardeş. Bugün bu videoda ikimiz de intikam alıyor muyuz? Vallahi hala. Ne yapacak? Konu ne? Yedek anahtarı bu Osmaniye'deki evinin duruyor mu sende? Var. Olay bitti emmi. Sen yeğenine anahtarı teslim edeceksin. İkimizin intikamını da ben alacağım. Güzel bir şeyler yapacağım. Birbirimize sen... girmeyek ha. Yok emmi, çok bir şey değil. Sana zeval gelmez. Rahat ol. Sen bana yeğenin anahtarı ver. Şimdi bu anahtarı verecek. Tamam ben alacağım. Güzel. Peki ben yani avantajım ne olacak yani? Mami'den intikam alacaksın. Alacak. Başka? Ben de intikam alacağım. Tamam başka? Kara da getirdim. Alemmi dedim, şimdi anahtarı vermez dedim. Alemmi'ye dedim bir bonus dedim çekelim dedim. Bankadan 5000 lira para çektik sana dedim. Sen dedin ki abi yok parayı kabul etmez falan filan dedin. Ama parayı duyunca Alemmi'nin gözleri açıldı. Allah Allah. Hakikaten vallahi gerçekmiş ha. Ben yiyorum biz videoda. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ya şimdi ben de seviyorum ama bak bundan beri birbirimize düşürme ha. Bak ben sana gene söylüyorum. Televizyonda YouTube var mı? Var. 2 gün sonra videoyu izlersin. Neler yaptığımı gör. Gereken yapılacak. Tamam. Hadi. İnşallah. Olur. Paylaşamaz. Çıkalım da kayacağım. Şimdi anahtarımızı aldık, plan tıkır tıkır işliyor. Mami'nin Osmaniye'deki evine gidiyoruz. Yarına hemen hızlı bir şekilde taşımacı ayarlıyoruz. Ve şimdi geceden gidip tüm evini toplayacağız. Çok fazla zarar vereceğiz bugün Mami'ye. Çünkü bana büyük bir zarar verdi. İntikam zamanı, Mami'nin evine geçiyoruz. Birazdan ustalar gelecek. İçerideki Mami'nin yazılarını da sökecekler. Evi komple boşaltacağız. Ne var ne yoksa hepsini alıyoruz. Haydi bakalım. Halılara varana kadar cincir, boncuk her şeyini topluyoruz. Mami, bittin sen kardeşim. Arkadaşlar, sehpalara varana kadar. Mami'yi düşünemiyorum. Ama Mami, yaptıklarını unutma, bunu da unutma. Evde bir çöp bulamayacak. Bir çöp. Bardak, çanak, çömlek dinlemiyoruz. Çünkü hepimize lazım. Zaten bu ev de yeni arkadaşlar. Fazla eski değil. Hani fazla kullanılmadı. Burayı düzdüren. Fazla kullanmadan Adana'ya taşındılar. Buradaki eşyaların hepsini yeni evime alıyoruz. Eşyalar zaten yeni. Mami kardeşimden Allah razı olsun. Hepsini alıyoruz. Bizden hızlısı mezarda arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yarın taşımacı geldiğinde evin son halini göreceksiniz. Haydi bakalım. Eşyalar nerede? Lan ne yaptınız buraya? Evet, asansörümüz kuruluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beytullah kardeşimiz de bize yardım ediyor, sağ olsun. Eyvallah abi, ne demek.
perdelerimizi, torbaları, ufak bebeklerimizi, kolileri, ev taşımacı abiler de büyükleri alıyor. Ondan sonra kamyonumuza yükleyip gidiyoruz arkadaşlar. Klimayı da söküyoruz mu? Yok, onlar yetkili servis söküyor. O zaman ben bir klimacı bulmam lazım acil. Siz devam edin abi. Hemen ben bir klimacı bulayım. Selamünaleyküm abi, ne yapıyorsun? İyiyim arkadaş, çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Vallahi biz de çalışıyoruz. Bir klima var da sökülecek abi. Ha, biraz acil gelebilir mi? Arkadaş 1-2 saat bir işim var. Tamam. Abi olmaz, 1-2 saatte biz ev taşıyoruz da kamyon geldi, yüklenecek. Araya alabilir mi bizi? Başka bir işin yoksa. Tamam, o zaman araya alırım kardeş. Tamam, gelirim, seni bekliyoruz. Ne zaman geldin abi? 10 dakikaya gelirim. Tamam, tamam abi. Nerede geleceğimizi? Ben sana konumu da atarım, hadi görüşürük. Tamam, hadi. Şimdi klimacıyı da zar zor ikna ettik. Geliyor abi, arkadaşlar. Abi daha kalır mısın? Koltuğu saracağız ya. He, sarın baba. Kovaladılar beni, ben olmasın içeri doğru geçeyim. Şimdi klimacımız da geliyor. Klima, buzdolap, televizyon, çamaşır makinesi, koltuk takımları, hepsini alıyoruz. Boşan! Allah! Mami hemen bunu hak etti mi? Hak etti sonuna kadar. Şimdi Mami hemen bana yaptıkları gelsin ekrana. Lan dur! Mami'nin neler yaptığını gördünüz. O yüzden bana kızmayın, bunu hak etti. Oğlum Sefa Gündür adamı bitirir lan. He? Benim dayımın çocukları mermiye kafa atıyor oğlum. Elektrik çakmaz değil mi? Biraz kendinden tarafa çek. Tamam, elektrik. O ayağın üstüne koyacaksın. Tamam. Klimacı beni de çalıştırıyor arkadaşlar. Tanıdık olduğu için para vermiyor diye böyle yapıyor. Ne demek para vermiyorsun lan? Hayırdır? Tanıdık ya, para vermiyor. Yok, öyle bir şey yok. Sen bizim abimiz değil misin? Volkan abi. Olabilir. Abilik ayrı, klima sökmek değil. Abi şu anda hırsızlık gibi bir şey yaptık abi. Gerçekten mi? Mami'nin evini soyuyor şu an. Ama adam beni şikayet ederse? Yok, etmez. Ben onun gönlünü alırım. Bir ev eşyası için kardeşim. Kardeş böyle sen şunu ben, ya. Dökmüyor mu? Şaka yaptım, şaka haberi var. Hafta sonları geliyordu, burayı boşalttı, oradaki evine taşıcı geç. Sonra beni aramasın abi. Yok ya, yok, şaka yaptım. Arif elektrik çarptı beni, şarteri kapattın mı? Kapattın. Niye çarptı kardeş o zaman kapattıysan? Işıklarda senden ağlamak istiyorum. Gözyaşımdan kime ne ağlamak istiyorum. Bu Mami, ağlayan Mami. O ne lan? Demir. Niye? Elektrik çarparsa diye. Bu sinema odasını ben kaç milyara yaptırdım? Tüm eşyalar paketlendi. Hepsini götürüyoruz. Biraz heyecanlıyım. Birkaç kişi sordu komşulardan falan. Adana'ya taşıyor dedim. Hani haberi var falan filan dedik. İnşallah kimse haber vermez. Sağ salim Adana'ya geçeriz. Şimdi eşyaları almaya gidiyorum. Kaptan gazla. Ben de yardım ediyorum ki çabuk bitsin diye. Gel mi? Taşımacılar da ayıptırmayalım Berkay. Ben yoktum, ustalara dedim ki sinema odasını sökün dedim. Vallahi böyle olacağını bilsem YouTube Mami'ye beni sökmezdi. Evin duvarlarını yıkmış ustalar. Demirler, duvarlar çıktı arkadaşlar. Burayı ne yapacağız bilmiyorum ama YouTube Mami'ye hemen yazısını da alıp gidiyoruz. Hadi bakalım. Sakin ol lan baba. Enes'i de çağırdım arkadaşlar, işbirlikçiyim. Fazla üzümü niye bağımsız olma. Hiçbir şeyden haberim yok. Sığmazsa diye yedek araba bekletiyoruz. Görüyorsunuz. Bir şey söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz. Bir çöp bile kalmadı. Bütün odaları gösterelim. Her şeyi aldık. Çöp ıssın sana bırakıyorum. Hediyem olsun. Kamyonlarımız yola çıktı. Eşyalarımız gidiyor. Biz de şimdi evimizin kameralarımızı yerleştireceğiz. Berkay, kamerayı nereye koyacağız? Ben yarın ayarladım. Şimdi burada bomboş oğlum, bir şey koysak nasıl yapacağız Berkay? Bak karşı var ya pencere. Zaten ben de orayı düşündüm, orayı iyi. Kombi var bak, kenarından koyarsak görmez, tamam mı? Tamam. Burada da bak bu tarafa da bir şey koyamayız. Koridora koyamayız. Ben seni aradığım zaman sen kameraları kayda sok. Yukarı çık, tamam mı? Dama kadar çık. Tamam. Aşağı inme, asansörde karşılaşabilirsiniz. O bu binaya girdiğinde zaten söyleyecekler bana. Sen yukarı çıkarsın kayda sok. Hadi ayarlayak çıkak, yürü. Arkadaşlar eşyalarımızı getirdik. Evimize çıkarıyoruz. Hepinizden bir hayırlı olsun alırmıyorum ha. Çok şükür eşyalarımız da Mami kardeşimin hediyesidir. Bugün çok mutluyum. Duygulandım Mami bana böyle bir hediye verdiğin için. Allah razı olsun. Makarayı bırakalım da işe bakalım arkadaşlar. Ar-
Arkadaşlar eşyalarımız geliyor. Eşyaların hepsini dizeceğiz. Size de sürpriz olsun. Bittikten sonra temizleyeceğiz burayı da. Ondan sonra Mami kardeşimizi arayacağız. Evin hırsız girmiş diyeceğiz. Evine gönderin. Bakalım Mami neler yapacak. Arkadaşlar evimizi dizdik, temizledik. Bayağı bir zaman geçti. Şimdi Mami'yi arama vakti. Ortalık çok fena karışabilir. Video son gaz devam ediyor. Mami'ye beni arıyoruz. Kardeş ne yapıyorsun? İyi kardeş ne yapayım vallahi ya. Arabanın bir şeyi vardı. Servise geldim. Adana'da mısın? Acil Osmaniye'ye geçmen lazım. Sen ne arasın? Abi bir dakika bir dakika. Bir telefonla görüşüyorum abi. Oğlum beni dinle lan. Oğlum Osmaniye'deki eve hırsız girmiş senin lan. Nasıl hırsız girmiş? Oğlum git bak bilmiyorum. Baban aradı. Mami'ye ulaşamıyorum. Yanında mı dedi? Yok dedim. Değerli bir şey yok ki benim evde. Ne var benim için? Ne bileyim oğlum evine hırsız girmiş. Git bir baksana acil. Bir yere bakayım. Öyle evde değerli bir şey varmış. Tamam hadi geçiyorum ben. Tamam. Acil eve git bak. Baban aramış ulaşamamış. Eve gidecek mi bakacak şimdi hiçbir şey yok. Mami'nin tepkilerini çok merak ediyorum. Oraya da gizli kameralarımızı yerleştirmiştik zaten. Bir sürprizim daha var sizlere. Ananız. Oğlum. Eş. Dolapla ayakkabıyı sokacağım. Bu sinema odasını ben kaç bin lira yaptırdım. Ağzını beklerle almış lan nasıl? Aç telefonu aç aç telefonu aç. Lan bu ya bak ben salak bir adam değil. Mal mal konuşma. Benim evimde çalacak bir şey yok. Hırsız evde bir şey koymamış. Evde her şey aldınız. Siz aldınız bunu. Ya sürpriz ya. Sürpriz yapacaksın da bu Mami Emek yazısını sokacaksın. Sinema odasından. Ben yengenle birbirine gireceğim ya. Ben şu sinema odasına 176 milyar para verdim ya. 176 milyar para verdim. Her şeyi bak sana çıkacağım. Ben evi diriyorum. Sen çık gel. Ama ben gelmiyorum. Güle güle oradan ayrılır olsun. Ben gelmiyorum. Arkadaşlar biraz önce gördünüz. Mami fıttırmış, dellenmiş, çılgına dönmüş eve öyle görünce. Buraya geliyor. Zaten orada da gizli kameralarımız vardı. Oradaki sahneleri de hep beraber izleyeceğiz. Ben izleyemedim ama oradaki ekibimiz halletmiş kamera işini. Mami'yi evde görüntülemişler. Evde çılgına dönmüş. Orayı hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi buradaki gizli kameralarımız da hazır. Mami buraya geliyor. Birazdan burada değişik şeyler yaşanabilir ama heyecanlanmayın. Ben olayları çok farklı yerlere götüreceğim. Mami burada gelip benim üzerime oynamasın diye Eylem Menge'yi arayıp buraya çağıracağım. Yenge ne yapıyorsun? İyi Sefa ben de seni arayacaktım ya. Mami'yle konuşuyor. Ne oldu? Hırsız girdi falan diyor. Ya yenge öyle bir şey yok. Yalan söylüyor ya. Ben de vicdan azabı çektim. Bu durumu sana açıklamak için aradım ya. Ya yenge bu tuttu, sizin bütün Osmaniye'deki evin eşyalarını bana sattı. Diyor ki yengene de diyor eve hırsız girmiş diye ekliyor. Ben de dedim yengeme yalan söyleyemem dedim. Vicdan azabı çektim. Ama bu durumu sana yüz yüze açıklamam gerekiyor. Adana'daki bizim eve gelebilir misin yenge? Yüz yüze bir konuşalım. Gerçekten çok vicdan azabı çekiyorum. Hani eşyaları bana sattı senin haberin olmadan falan. Bir ton mesele oldu yenge. Ne alakalı? Tamam konumu atsana bir. Tamam konumu atıyorum gel. Her şeyi yüz yüze açıklayacağım yenge tamam mı? Eylem yengeyle Mami'yi burada birbirine sokacağım. Eşyalar babanın beleş geldi. Yandan Halime'm yandan. Severim seni yandan. Gelmelerine bir yandan Halime'm. Sen benim arabamın üstüne çıkarsın Mami'ye mi? Bu eşyalarını alırım. Sana iki sille çekerim. Bir de yengeden sille yersin eşyaları bana parayla sattın yalan söyledin diye. Adamım adam yaparım. Bir daha benimle uğraşma Mami. O arabamın üstüne çıktın ya. Gerçekten and içmiştim. Bugün bütün bedelleri ödeyeceksin lan.
gerçekten getirmişsiniz. Sizin eşyaları ben sattı 100 bin liraya. Ama da benim haberim yok. Sence ben bu eşyaları kendim bu kafama göre getirebilirim? Ya hayır tamam da bana sormadan niye iş yapıyor ben onu anlamadım. Sana da bir şey demek istemiyorum. Hırsız falan dediniz şu kılığıma bak evden nasıl çıktığımı bilmiyorum. Ya ben ev eşyasını satacak olsaydım 2 tane yeni ev açtım ben gidip oraya bir ton masraf ettim. Ki o diğer evin eşyalarını tamam yani satmış olabilir ama bana sormadan niye iş yapıyor? Ben daha bu eve geçeli 4-5 ay oldu. Satacak olsam giderdim orayı verirdim. Bütün eşyamı buraya getirdim. Yeni ev eşyası niye alayım Sefa? Şu devirde eşya almak kolay mı? Sen yani verdin mi sattın mı yani eminsin değil mi? Yenge gerçekten yani ben senin haberin var zannediyorum. Yoksa ben getirmezdim yani. Tamam da yani 100 bin lira da sen de salak değilsin de herhalde. Bu eşyaya 100 bin lira da verilmez. Yenge. Benim işime gelir yani 100 bin liraya verdiyse bu eşyayı. Yok yenge. Dolabımı almışsın. Dar sandalyelerimi almışsın. Perdeler de var. Evet perdelerim. Halılarım. Bir de... Ya ne alaka? Halı ne alaka Sefa? Yok evi komple aldık yenge. Şaka yapayım. İstersen diğer odalara bir bak. Yok. Vallahi evde bir çöp bile bırakma. Şaka yapayım. 100 bine verdim. Bak gerçekten şu an şaka yaptığını farkındayım. Gerçekten senin haberin var zannedim. Gel odalara bir bak anlarsın. Oha! Ya bu kadar da olmaz. Gerçekten bu kadar da olmaz ya. Yok. Sefa gerçekten şaka mı yapıyorsunuz? Hani? Sefa gerçekten bunlar benim de yani Sefa bence yatak odasını da kullanmazsınız herhalde. Diğerlerinin hepsi mi? Yukarı bir bak istersen yenge. Senin ev komple burada. Sefa yuh! Apliğimin ne işi var? Ben bunu kullanmadım bile lamba bile taktırmadım ki. Yani şaka yapıyorsunuz bence. Yenge bir ara sor gerçekten istersen. Gerçekten şaka için de bu kadar yapılmaz herhalde. Yani bunlar bu kuzuların hepsini ben yemin ederim alabilmek için ne şeyler şey yaptım. Ama bak gerçekten sinirleniyorum. Eşyayı alabilirsin. Bak bunu anlıyorum. Hani belki videodur komik değil. Bunu da bil. Ama ya bunları ne için ya? Bunlar benim balkonumun. O ama sinema odası deme Sefa. Yenge inan hepsini verdim. Ya Sefa saçmalama. Sinema odasını vermez. Mami hemen yazısı var ya. Eğer ki doğruysa bak gerçekten bana ev falan aldıysa söyleyebilirsin. Yenge yok. Yani, inan bana telefonda para... fark etmediğimi sanma. Salak değilim. Ben de bunu ya, şey hadi için söyle, çekiyorum hadi, hani. Hadi. Yani şaka falan değil. Ya, sürpriz yok, de değil. Bak. Hani, da çekiyorsun. Madem ki bana ev almadı. Yani bu eşyalar nasıl gidecek kardeşim? Bak şu eşyaların şuralarına bak. Yani bak bu eşyalar bu şekilde ziyan olacak. Yenge. Ne yapacağım ben şimdi? Bence video için kimse bunu yapmaz. Ben şu an video çekiyorum ama bak ben sana her şeyi bu videoyu izlediğinde her şeyi anlayacaksın. Sana şunu kanıtlayacağım. Bu videoyu da çekiyorum. Mami bana eşyayı satarken video var elimde. Bu videoyla beraber onu da yayınlayacağım. Sefa bak ben sinirlenince kardeşim bak ellerime bakar mısın? Elim ayağım titriyor. Tamam. Benim üstümden oynamayın yeter ben, ya. Ben parayı verdim. Hesabını sorar mısın mamiye? Ben sana iyilik yaptım yenge. Durumu ben anlattım. Hırsız girmiş diyor adam. Yemin ederim bak başım ağrıyor. Yenge bu eşyalar buradaysa sizin eve nasıl hırsız giriyor? Mami yalan söylüyor ara sor. Bak, bak yalan söylüyor ben sana dürüst neredesin? Davranıyorum. Neredesin? Ne olmuş? Tamam Sefagil'in yeni eve gelir misin? Sefagil'in yeni eve gel Muhammed. Gel hadi hemen gel. Tamam. Oğlum sen ***'sin lan. Mahmet gel. Sus. Adam yeni taşınmış gel. Gel canım. İçeride. Gel içeride konuşuyoruz. Arkadaş eşyaları bana satmadın mı? Ya sabah sabah konuşma ben sinirlendim de bak kanka. Mahmet gel şuraya. Oğlum sattın. Millete rezil etme bizi. Dur canım bir dakika öpme otur. Otur kahve içiyorum. Ne oluyor niye? Kahve içiyordum teşekkür ederim. Allah razı olsun herhalde yeni ev aldın. Hadi getirin. Sürprizleri söyleyin hadi. Bekliyorum. Ne sürprizi? Sen eşyaları bana sattın ya. Ya salak salak konuşmayın ciddi. Bir dakika Sefa gerçekten ciddim. Ben hala şaka oldum. Kötü oldu. Çünkü bardağıma kadar gelmez. Eşyaları bana sattın ya kardeş. Hani eyleyen mengene diyor ki acaba... Sefa bak. Şimdi benim gözümü döndüreceksin yere ben sana eşya meşya satmadım. Bana hırsız girmiş eve dedim. Ben de eyleme aradım. Eylem eve hırsız girmiş böyle böyle dedim. Ey hani evde bir özenli eşya demedim mi sana ben öyle? Az bir şey eşya yok dedin bana. İki ucu boklu dedim. Hırsız mı girmiş? Bu eşya burada nasıl geziyor senden hırsız gibiyse? Oğlum yenge karşı dürüst olarak bana eşya sattığını söyle artık kadına. Bir şey soracağım. Yani bu şaka değilse. Salak gibi hareketler yapma sen satmışsın. He? Bak benim çocuğumun mama sandalyesi burada daha ben kullanmadım. Doğum günü hediyesi geldi bu bana arkadaşımdan. Bardağım burada bu benim kardeşim. Sen dürüst bir şekilde. Haftalığını biriktirip aldığım şeyi söyleyeyim. Bak vallahi yengenle kötü olacağım kurban olurum. Oğlum benim eşyamı niye aldın geldin lan? Kardeş ben açıklıyorum. Mahmet bu videoyu yapılacak bir şey değil. Satmasan anlarım yani. Canım eşyayı niye satayım ben?
Lan satmışsın ki hepsi burada. Perdem burada, halım burada. Açıklayalım. Muhammed. Canım ben... Bak sıkışık olabilirsin. Satarken bana sorsan ben yeni evime eşya almam. Aşkım bir şey söyle. Yenge ben de dedim. Bak. Yengenin haberi var mıdır? Var demedim mi kardeş? Dürüst soralım he. Ağzına koydum bu diyene senelim şimdi. Doğru takip ne lan? Ya vallahi beynim çıkacak gibi ağrıyor zaten. Canım sen ne yaşadın? Duruma bak şu şekilde evden çıktım. Senin tişörtün vardı üstünde. Ya vallahi bak. Sakince bu var mısın? Güzel bir videoysa söyle. Yengenin bak. Yenge bak senin bardağına bulmam. Köpük bardak buldum bak. Sağ ol, Allah razı olsun. Ya, evin içerisinde kameralar gösterir misin? Kamera yok ben sana... Ya kamerayla çekti beni zaten ben bunu çektim gördüm. Çektim de yenge sen kime inanıyorsun onu söyle. Evine hırsız girmiş diye kocana mı inanıyorsun ben dürüst çalışan... Yok sana inanırım. Niye ona inanıyorum ben senin kocanım kız. Bu inşallah nasıl taşıdın lan bu ya? Kardeş taşıma tuttum temizlik tuttum. Senin hafızan... Ama niye böyle bir şey? Yengenin haber olmadığını bana niye söylemedin? Şu doğru düzgün. Yengene söyle bak doğru düzgün söyle eve gittiğimde biz birbirine bak boşanırız bak. Benim arabamın üstüne çıktın mı? Dün çıktı. Üstüne lan imkansızı üstü otur izledik. Hani sana çıktı benim. Lan ne imkansızı lan? Sonradan izledik hep sayesinde olmuşsun. Resmen benim üzerime oynamışsın. Para mı alıyorsun? Sen niye benim üstüme oynuyorsun o zaman? Yenge ben parayla aldım ama gene de. Dürüst davranıyorsun. Hani para? Hani hesabı yaptın? Lan 100 milyar para için evime sana 100 milyara mı satarım? Ayıp be. Eşyayı satıyorum. Yengeye gidiyorsun ayrı yalan söylüyorsun. Bana geliyorsun. Yok lan 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 lan. Bak bu halımı yeni aldıydım videoda yırttı. Lan bunu niye alıyorsun ya bu sana ne? Ne olacak ki bu halıyı aldık ne olacak? Lan avize mi almışsın ya avize? Şu benim avize. Şu da benim avize. Parayla sattı haberi var avize, dedi. Ya avizelerimi almış ya. Ben böyle bir şey yapar mıyım yenge sence? Sefa çok uzatıyorsun ya. Sefa para nerede? Ya olur? Ne istiyorsun ben ondan mı? Oğlum sen parayla arabayı yaptırmadın mı 100 bin lira lan açıklasana. Sana ne dedi araba konusunda? Allah cezanı versin. Lan seni deli konuşma oğlum. Araba bir hafta önce yapılmış. 2 aydır yatıyordu. Lan 2 aydır yatıyordu arabaya nasıl ben 100 bin lira vermiş olabilirim? Ola 2 günlük olan mı? Yenge o çelişkili konuşmuyor mu? Her şeyi yalan der mi şu an? Kime inanıyorsun? Muhammed söyle bak doğru. Canım vallahi billahi lan oğlum. Evimin anahtarını nereden aldın sen? Bir de benim evimde güvenlik var. Hırsız giremez zaten. Aynen. Oğlum eşyayı sattığını söyle de kurtul lan. Demek ki sen sattın. Yalan oğlum sen. Bunu sen sattın. Muhammed sen kime inanıyorsun? Satmadın mı? Paranı vermedi mi? Tamam bütün eşyaları çiziksiz bir şekilde geri evime istiyorum. Tamam. Evet, canım lan. Hadi. Evime istiyorum. Sen başlasın. Ben niye başlıyorum oğlum? Oha. Sen oha. Oha ya. Çiçek sepetinden gelen çiçeğimin vazosuna kadar geldi. Yazıklar olsun. Ya, oğlum gidiyor elimde. Ne oluyorsun lan? Ne oluyorsun? Bayan bayan bana. Ben sinirlendim. Ya sen de oğlum ben sinirlendim artık ya. Söylemeyin yeniden. Bağırma ya bağırma kendini. Oğlum sapmadın mı? Söylesene. Söyle bunu çıkartın oğlum evet taşıdın söyle bak benimize göre. Para yedin eşyalar ben aldım. Eşyalar bunu sattın. Git yenge. Bak bir yerine bak. Bak bir yerine bak. Kesin ya. Kesin. Yenge. Sen söylesen de ben içimden de. Ben şimdi esas. Beni mi öveceksin? Ben dövmede ben sinirlendim diyorum. Sen yapıyorsun. Lan oğlum ben yapmadım. Açıklıyorum. Olay benim her şey geldi başıma. Açıklı. Açıklıyorum. Ya. Bu kadar her şeyi anlattın şu an yenge. O bu dediğinde de inanmaz ki. Otur. Bak şurada bir tane gizli kameramız var. Sefa gördünüz bak kamera mi? Olabilir. Bak. Beni çektiğini de gördüm. Ben bunları yemiyorum ya. Her şeyini zaten gizli tamam. Kamera gizli kamera. Bıktım ya. Biliyorum buraya alırken durumum yoktu. Çok tamam da yoktu da. Bunlar senin paranı yediği halde ben sana geri paranı vermedim bak. Mi? Vermedim mi? Tamam. Allah razı olsun. Sözüm bitene kadar lütfen beni dinleyin. Senin bir suçun yok. Ama suçun şu. Arabamın üstüne çıktın onu yaptım diye bir tane şey yaptım. Ben de kızdım. Alemine para teklif ettim. Anahtarı yok, aldım. Yok. Oha. Vallahi. Babamdan mı aldın? He anahtarı aldım. Yok be babam öyle bir şey yapmaz. Mami de benim üzerime oynayınca sinirden aklıma böyle plan geldi. Eşyalarını alayım dedim. Bak istiyorsan şu yoklukta bak hiç durumum yok. Sıfıra indim bu ev yüzünden. Geri taşıttırayım. Borç bulayım. Size yine eşya alırım borca. Ya da diyorsanız ki ben size komple sıfır evde dizerim. Ama durumum Sefa olduğunda kardeşim, bu eşyaları istiyorsan. Bunu bir şekilde söylemene gerek yoktu. Ben bunu yenge böyle böyle ben zaten verirdim. Bak, tamam bak. Videoya çektim diyorsun. Bak bunu da al. İstediğinden para kazan et. Ama beni bu şekilde bulaştırma. Ben senden özür diliyorum. Benden özür dileme Sefa yani özürle geçecek bak, bir şey değil. Bütün eşyaları paketlettirip çizdirme. Baba hayır yok yok. Borçan sağdan soldan para. Tamam sana hepsinin yenisini alayım yenge. Kardeşim. Kötü bir araba var üstüne çıktılar ya onu da satayım. Evini sıfırdan ya estağfurullah. Sana söz veriyorum bana güveniyorsun değil mi? Yenge bana yapılanlara sen bir lacım adın mı? Kardeş bu kadar kamera varsa...
kapat. Bu kadar şey yapma. Tamam çekmez. Kardeşim kamera çeksin videoyu ben. Yok baba bir şey söyleyeceğim. Bu kadar bu ya bu. Benim zaten bak orada bak burada burada şu an 3 tane çarpım var. Onun kendi yoksa ben siz zaten orayı çok kullanmıyor ki. Şimdi yengenle dövüşüyor o önemli değil de. Biliyorum. Al kullan. Ya zaten 3 tane koltuk çarpım var. İstediğin kadar şey yapma. Yapmasın tamam, sen. Bak, bana dese ki biz zaten orayı çok kullanmıyor. Adana'ya gelmişik biz. Al aşağıyı kullan. Yani parçala istesem hiç problemim ama. Bir geldim evde hırsızlık var yenge bak. Bir yapıyorsun. Tamam kardeşim. Şerefsiz ben senin canını biliyorum. Bak yenge ben size şu sözü veriyorum. Sizin elinizi baba el istemiyorum. Yok komple sıfırdan keseceğim. Bu eşyalarınızda yeni. Baba elimiz var zaten sıkıntı yok. Yatacağım elhamdülillah. Yani ben sıkıntıya düşsem sen benim elimden çıkarsın. Bu önemli değil. Al güle güle. Biraz ben size sıfırdan komple yok ufak tefek şeyler. Ama durumumu biraz düzeltin. Ha bunu da yaptım kusura bakmayın. Çok canımı sıktılar. Bu kadar buruma geldi artık ben de patladım. Tamam. Ha, güle güle verelim kardeşim. Çok da yakışmış. Ha, istiyorsan. Çok da güzel olmuş hem de iki eşyalar. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Eylem sen de bu evi Sibel Yenge geldiğinde Sibel Yenge'yle düzeltin. Sibel nasıl kabul etti? Sibel'in de henüz haberi yok. Yenge'ye daha lüks bir ev alacaksın hediye. Kadını üzdük. O zaman kamerayı aç. Kamerada da burada şey yapsın. Hani burada da kamera vardı. Oraya oynayalım. Seyircilere söz veriyorum mu? Ya oha! Ya, onu da kapat. Oha! Oğlum onu da kapat motor. Oğlum burada aynı bak. Bir şey de konuşuluyor. Bunlar o ya. Yok ben kestiririm onları. Bak evet gerçekten. Allah razı olsun yengeciğim. Hakkınızı helal ettiniz. Ben bunu beklemiyordum. Suçu senin üzerine bırakacaktım. Arkadaşlar bu arada ben hediye ettim. Yeneşan abi ne zaman olacak dedim. Hediye et dedim. Yani buralara hediye ettim sefaya dedim. Seyirci oynadın. Hediyeymiş arkadaşlar. Benim tekrar mamiye eşyalama gerek yok. Babam boku yemedi mi? Yok. Ben babamı içinden geçmem mi kasap seyirci? 5 milyar para aldı benden ha. Bak. 5 milyar parayı yani dayı. Ama arkadaşlar şimdi olay tatlıya bağlandığına göre bir tatlı söylenir buraya. Yeni eve diyesin mamide. Yeni evimizde Eylem Yenge'nin kendi eşyalarıyla vlog çekmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Hayır çıkamam. Peki kardeşinin şimdi şu konuda çok haklı bulacaksın. Kapıdan çıkıyordunuz. Eğer ben durumu açılamasaydım evde ne olurdu? Yarın sağ göz şiş, sol kaş mor. Sefa ben sana bir şey söyleyeceğim. Benim yeni eşyam ne zaman oldu? Oğlum ben nasıl bir adamım benim ya? Yeni... Sizin evi çaldım. Şu an sizin evin eşyasını çaldım ve şu an beraber... Üzerinde oturuyoruz. Sanki kendi... Ve şu an bizi inandırdın. Şu an ben yo, de sanki senin eşyanmış gibi hareket ediyorum. Evet. Şu an öyle oturuyorum. Bir şey soracağım. Aynı bizim ev gibi ya. Bak hele o... Aynı bizim ev ya. Ne kadar ya. Seyirciler önünde de söz Sefa, veriyoruz. Oğlum mami. Mami yazısı nerede? Mami hemen yazısı nerede? Bak gene geliyor lan. Mami hemen yazısı. Yukarıda güzelce söktüm. Halledeceğim. Niye söktün onu? MHF'nin ampulü patladı da yaptırırız onu. Sefa yemin et. Dur çağır. Arkadaşlar yengeye mami yeni ev alsın, lüks bir villa alsın diyenler yoruma çöksün. Ben de o evi en lüks eşyalarla donatmazsam, hediye etmezsem sefakımdır derim. Yazın yorumlara. Allah'ın kitabını seviyorsanız yazın. Bak Allah aşkına yazın. Sefa villaya eşya alsın yazın. Villayı nasıl alacaksın? Sen villayı alacaksın yengeye sürpriz yapacaksın. Kadını üzdük. Yüksek oranda like gelirse efsane videolarımızın devamı gelecektir. Buradan kanala abone olun. Buradan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler Mami Hemen, teşekkürler Eylem Hemen. Kendi evinmiş gibi otur, güle güle kullan. Bir daha da benimle uğraşma ha. Bu sefer de götündeki donu çalarım Mami. Bir iki üç bardak var. Ben buradayım daha bardak var. Yengeciğim görüşürüz tamam. Yok bardak var bugün.